Şimdi arkadaşlar, üstten çıtalı karakovan balımızın yoklama zamanı geldi. İşte balı var mı yok mu diye bir bakacağız bugün. Ben normal suni petekli kovanlarımıza baktık. Hep yarım yarım ama sırlanmamış şekilde gördük. Hepsini bıraktık öylece. İşte bu sene havaların soğuk olması nedeniyle bir de ayçiçekleri ilaçlamışlar. O yüzden arıların çoğu da ölmüş vaziyette. Şimdi Nisan'ın ortası Mayıs falan, Mayıs ayında bu kovanı yaptım. İlk orta oğlumu bu kovana çırpmıştım. Bakalım bakayım su, doğal petekle arımızın durumuna hem de bal durumumuza bir bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. İşte bismillahirrahmanirrahim. Daha buraya ulaşmamış. Görüyorsunuz. Bunlar da halen boş. Boş. Evet, görüyorsunuz. Şöyle karakovan balı doğal petekle bakıyorsunuz. Attığı dalak komple sırlanmış. Normal çıtalı kovanımız da suni petekle hepsi hiç çoğu sırlanmamış şekilde. Bakın burada hepsi sırlanmış vaziyette. Şöyle gösterelim. Aşağı yukarı 3 kilo gelir. Bir de bu sene havaların soğuk olması nedeniyle şurada biraz sırlanmamış var. Şu şekil zaten ilk çıtamız, son çıtamız bu. Şimdi ikinci çıtamıza bakalım. Bunu alıyoruz işte. 3 kilo buradan balımız oldu. Sırlanmış şekilde. Bunu şöyle bırakalım. İkinci çıtamız da bu. Evet, komple bal durumda. Şu an komple bal. Maşallah, Sübhanallah. Şu an 4 kilo bal bu. Bakınız hep. Şöyle komple sırlanmış şekilde. Şu uçta az bir şey var sırlanmamış. Şu şekil. Bal durumu da bu. Maşallah. Bu hepsine bedel. Yani bu kovandan çok memnun kaldım. Şu şekil. Bunu da şey diyelim. Şu üçüncü çıtamızda bakıyoruz şimdi. Üçüncü çıtamızda bal var ama yarım yarım. Şöyle bak, yumurtalı bir üst bölüm şurada ballı ama şuralarda yumurtamız var. Hazır çıkmak üzere yavrular var. Kurtçukları görüyorsunuz. Şöyle. Yani bu çıtadan sonrakiler hep yavrulu. Yarı ballı, yarı yavrulu, yarı günlük yumurta şeklinde çıtalarımız. Bizim burada bu senenin Mayıs ayında çırptığımız bu anda yani 1,5 çıta balımız var. Şu şey alacağımız çıtamız bu. Sırlanmış şekilde. Daha da sırlamaya devam ediyorlar. Şu var. Bir de alacağımız olarak şu.
iki tane balımız var. Doğal, doğal petekle örülmüş, doğal bir karakuvan balı. Buyurun. Zaten komple 1, 2, 3, 4, 5, 6 bununla 7 çıtamız var. Çünkü bu sene bu da normal, bu sene işte bal verimi düşük olduğu için hava şartlarından dolayı ancak bu kadar. Belki diğer seneye bu sene olmuş olsaydı belki hepsi dolmuş olacaktı. 24 çıtamızın hepsi, ama hayırlısı olsun. Bunu da, bu balımızı da yarın bir gün veya bir hafta içinde alırız. Şunları koyalım. Evet, üstten çıtalı karakovanımız da bu şekil. Yani bu senenin orta oğlu, Mayıs'ın ortasında ki verilen oğuldan 1,5 çıta, yani 1,5 muska balımızı alacağız Allah izin verirse bir hafta içinde. Şimdilik bir hafta daha dursun. Hepinize saygılar, sevgiler.